özellikle şunu paylaşmama izin verin. Bazı arkadaşlar diyor ki, abi ben paylaşmak isterim, ben bir şeyler yapmak isterim bu grubun adresini. Fakat benim paylaşacak çevremde arkadaşım yok. Yani bu işle ilgilenecek, girişimcilikle ilgilenecek, burada paylaşılanlarla ilgilenecek, buradan bir şey hissedecek arkadaşım yok diyorlar. İşte problem aslında burada başlıyor. Eğer ki arkadaş çevreniz sadece geyik yapmakla ilgileniyorsa, sadece futbolla ilgileniyorsa, sadece siyasetle ilgileniyorsa, sadece gündemle, batak oynamakla, kahvede zaman geçirmekle ilgileniyorsa, beyler, o zaman arkadaş çevrenizde sorun var demektir. Gözünüzü seveyim ya, biraz silkenin kendinize bir bakın. Arkadaş çevreniz demek, çevrenizdeki ilk 5 kişi, size yakın ilk 5 kişi demek aslında siz demek. Yani siz kimlerle arkadaşsanız, kimlerle ortak nokta buluyorsunuz, osunuz demektir. Yani kendinizi aynalamanız lazım burada. Kendinizi örneklemeniz lazım. Ve bu noktada da işte tam olarak eksiğinizi görebileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlık demek, bakın dostluk demiyorum. Dostluk da zaten birkaç kişiden oluşur ama onu kenarıya bırakıyorum. Arkadaşlık demek zaten birlikte vakit geçirmek demektir. İşte sosyal etkinlik yapmak demektir. Siz arkadaşlarınızla sadece geyik mi yapmak istiyorsunuz? Bu mu motivasyonunuz? Yoksa iş yapacağınız insanlarla mı arkadaş olmak istiyorsunuz? Benim inandığım şey şudur. Geyik yapmak için, lagaluga yapmak için, futbol konuşmak için, ne bileyim, oyun oynamak için, batak oynamak için, tavla oynamak için buluştuğunuz insanlar, arkadaş diye tanımladığınız kişiler genelde size gıybet, muhabbet, arkadan kazık atma, arkadan konuşma, yeri geldiğinde kazık atma, yeri geldiğinde satış yapma konusunda çok ama çok isteklidirler. Bu olasılık çok fazladır. Eğer ki arkadaşlık diye açıkladığınız şey sadece geyik muhabbetinden ibaretse, ama arkadaşlıklarınızı iş üzerine kurarsanız, yani bakın şundan bahsediyorum. Çıkar ilişkilerinizi birbirinize kenetleyecek şekilde bir arkadaşlık ağı kurarsanız, birbirinizle iş konuşuyorsanız, birbirinizle proje konuşuyorsanız, birbirinizle bir şeyler yapmak konusunda fikir alışverişi, onun sektörü hakkında bir şeyler, senin sektörün hakkında bir şeyler ortak noktada paylaşıp buradan bir şeyler öğrenebiliyorsanız, işte doğru sağlıklı arkadaşlık budur. Yoksa birbirinize sadece kahve muhabbeti yaptığınız arkadaşlarla, insanlarla bağınız çok kuvvetli olmaz ve onların sizi yavaş yavaş sıradanlaştırdığını, yavaş yavaş elinizdeki potansiyeli, hırsı, arzuyu yok ettiğini görürsünüz. İşte bu yüzden arkadaşlar, eğer ki dost çevreniz, arkadaş çevreniz sadece geyikten, hatta akraba çevreniz sadece yani size zaman geçirecek, televizyon izlemiş gibi geyik muhabbetinden ibaret bilgi akışı sağlıyorsa, zaman kaybı yaratıyorsa, o yüzden dostlar, arkadaş çevrenizi bir gözden geçirip ne yapıyorum ben, nelere zaman harcıyorum, nasıl bir kendime sosyal hayat çizmişim diye kendinizi sorgulamanızda bence hayır var. Ben bir şey demiyorum arkadaşlar. Tabii ki hayat sizin hayatınız. İsterseniz insanlarla sadece kahve muhabbeti yaparsınız, sadece batak oynarsınız, sadece nargile içersiniz, sadece karı kız konuşursunuz. Bunlar sizin hayatınız. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ama biz bu grupta İnci Investing Fellows grubunda kendimizi iş yapmak konusunda, girişimcilik konusunda, milyoner olmak konusunda ateşlemeye çalışıyorsak, benim size bunlara söyleme hakkım olduğunu düşünüyorum. Umarım bir nebze kafanızı açabilmişimdir. Kendinize iyi bakın dostlar, sevgiler.